Şu açıdan bunlar çok önemli. Yani bu ülkede SMA hastası bebekler, $1 milyon bulan tedavi masraflarını internet köşelerinde anneleri babaları avuç açarak, yalvararak birer yaşında maalesef bazen bir yaşını bile doldurmadan hayata gözlerini yumuyorlar. Bebeklerimizi kaybediyoruz. Şimdi 1 milyon liralık, 1 milyon dolarlık tedavi masrafını devlet karşılayamazken bir ihaleden 1 milyar liranın götürüldüğü, amiyane tabiriyle konuşuyorum, götürüldüğünü duyunca insan şoke oluyor. Korkunç. Korkunç. Yani iddialar korkunç. Ama ve çok üzücü, kaygı verici. Ve bunların hepsinin üzerine mutlaka gidilmeli. Yani hiçbir iddia karşılıksız kalmamalı. Varsa iddia, iddianın hele hele muhatabı olanlar çıkıp söylemeli. Yok kardeşim böyle bir şey diye yani. En azından değil mi? İddianın muhatabı kimse böyle bir şey yok diye inkar etmeli. En basit. Gayet. Ama iddialar gerçekten sağlam delillere dayanan iddialarsa da o zaman mutlaka yargı devreye girmeli. Bu işin doğru yolu bu. Ki bir daha tekrar etmesin bu işler ve tabii bunu sistematik çözmek gerekiyor. Yani münferiden böyle tek tek yolsuzlukla mücadele münferiden ayrı bir konu. Ama sistemi revize edip sistematik mücadele ayrı bir konu. Ve biz hep bir sistematik mücadelenin olmasından yana olduk. Ve bütün bu çalışmalarımızda bakın bütün buralarda yolsuzlukla mücadeleyle ilgili konular da var. Hepsi var. Siyasi etik diye bir konu var mesela burada ortak mutabakat metnimizde. İmar rantlarıyla alakalı konular var. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili bölümümüz var burada. Yani 6 partide mutabık kaldığı ortak politikalar metninde bunlar hep açık açık yazılı. Aslında bakanlık döneminde ilgili şunu söyleyecektim. Başka bir yere gitti konu. Benim bakanlık dönemimle alakalı sakladığım, tuttuğum tek bir dosya var. O da bu yolsuzlukla mücadele, siyasi etik ve imar rantlarıyla ilgili dosya. Çünkü onu hazırladık yapamadık ya. O içimde kaldı. Dedim bu dosyayı ben tutacağım ve inşallah günü gelince tekrar fırsat olursa yeniden gündeme getireceğim diye. Dolayısıyla oradaki ana unsurların hepsini buralara koyduk. Sağ olsun genel başkanlar da şey yaptılar. Ya iyi olur gerçekten bunlarla mücadele edelim. Temiz siyaset önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten siyasi ahlak yasası diye yani en az 7-8 yıldır dinlendirdiği bir konu var. Ve bunların hepsi mümkün. Mesela kamu ihale yasası değil mi? Buraya da yazdık. Hı hı. Avrupa Birliği'nin 33 faslından bir tanesi kamu alımları faslıdır. Ben baş müzakerecilik yaptığım için biliyorsunuz taramalarda 33 faslın taramasında iki tur tarama yaptık. İki bölüme ayrılır. Bir genel kamu alımı bir de utility dediğimiz hı hı. yani işte elektrik, su, doğalgaz gibi altyapıların kurulmasıyla ilgili kamu alımı. Biz dedik ki buraya da yazdık ortak politika metnimize Avrupa Birliği'nin mevzuatını gelin aynen Türkiye'de uygulayalım dedik ya. Yani tekrar yeniden tekerleği icatla uğraşmayalım. Çünkü çok yoğun baskı gelecek ben biliyorum. Belediyeler var, şunlar var, bunlar var. Aman efendim yapamayız. Aman ihale yasasını değiştirirsek biz kitleniriz. Bak icraat üretemeyiz, yatırım yapamayız. Neler neler ne gürültü yaşarız ben biliyorum gelecek başımıza yani. Ama kestirmeden bir kısa devreyle 27 ülke yatırım yapıyor mu? Yapıyor. Kamu alımı yapıyor mu? Yapıyor. Peki Avrupa Birliği'ndeki ortalama yolsuzluk Türkiye'den çok çok az mı? Az. Şeffaflık çok daha fazla mı? Fazla. Ya gelin şu mevzuatı alalım aynen Türkiye'ye uygulayalım diyoruz. Yani biliyorum diyecekler ki efendim bu Babacan bizi kitlemek istiyor. Babacan fren. Fren halde de yardımı. Kim diyecek bunu? İş yaptırmak istemiyor diye. Yani lobiler var ya. Ha gelecek. Seçimlerden sonra da başınıza gelecek. Ben adım gibi biliyorum yani. Çünkü o kadar büyük rant dönüyor ki her yerde. Neler neler yani. Küçük imkan, küçük rant, büyük imkan, büyük rant. Buralardan çok şeyler gelecek. Ama bu aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir fırsat. Yani 6 parti bir araya gelmiş. Yani genel başkanların bu konudaki iradesi var. Hı hı. Ama bu iradeyi sağlam tutmak zorundayız. Ve alttan gelen baskılara da karşı koyup gözümüzü karartıp bunları bir an önce yapmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda Türkiye'nin bir anda o şeffaflık endeksinin yukarı sıçrayacağına ben inanıyorum. Yolsuzluğun da önemli ölçüde aşağıya doğru ineceğine de inanıyorum. Çünkü biraz bu bir mevzuat meselesi. Ekonomisine geçelim çünkü bahsettiğiniz mi? Bütün bu büyük projeler var ya Uğur Bey söylediğiniz bu milyar dolarlık işler. Hemen hemen tamamı acil iş kapsamına alınıyor. Adı ihale. Yani ihale demek yarışma demek. Evet. Yarışma falan yok çoğunda ya. Zaten önceden belirleniyor şu işi şu firma yapsın, bu işi bu firma yapsın. Ya deprem konutları yapılıyor ya. İnanın o kadar üzülüyorum ki. Yani ben deprem bölgesinden çok sık geldim ya. İhale de yapılmıyor zaten o deprem konutları için. İlgili ihale mihale yok. Acil iş diye. Şubat ayında Çevre Şehircilik Bakanlığı inşaat maliyet tablosunu yayınlamış. Güncel tablo. Ona göre bakıyorsunuz.
700 bin lira civarında olması lazım bir konutun inşaat maliyeti. Ortalama ortalama verilen rakamlar 1 milyon 700. Ya şimdi Şubat ayında bunu açıklamış bakanlık. Hı hı. Aynı bakanlığın TOKİ bu işleri veriyor 1 milyon 700'e. Bir köy evi 2,5 milyon olur mu? Ki arsa yok bunda. Arsa bedava çünkü hazine arsası. Sadece inşaat. Yani gözümüzün önünde hala bu işler devam ediyor. Büyük büyük rakamlarla devam ediyor. Onun için ve olan da maalesef vatandaşlarımıza oluyor. Sabit gelirle oluyor. Yani bir avuç insan daha zengin oluyor. Ama çok geniş kitlelerde satın alma gücü düşüyor ve yoksulluğa mahkum oluyor. Bakın bir grafiğe fazla boğmuyorum ama bir de 54 var. O da çok çarpıcı. Yani şu son 3 yılda gelir adaletsizliğinin milli gelirin dağılımı. Evet bu. Bakın milli gelirden yukarıdaki çizgi sermayenin aldığı pay, aşağıdaki çizgi de iş gücünün aldığı pay. Bu da TÜİK'in rakamı. Yani bu ne demek? Alnının teriyle, helalinden, bireyin gücüyle demek. Çalışan, kazanan ücretli sınıfı milli gelirden daha az pay alıyor. Zaten parası olan da daha çok pay alıyor. Tablonun sonucu bu. Yani başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen, aslında tam bir sistemsizlik olan, keyfiliği içinde barındıran yönetim modelinin ülkemizi getirdiği durum bu.